Değerli spor severler, Sokrates'e hoş geldiniz. Vestel'in katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sultanlar Ligi'nde final serisinin 3. maçı geride kaldı. Fenerbahçe Eczacıbaşı'nı 3-0'la net bir skorla devirdi ve seride yeniden avantajı yakaladı. Ben Emre Yazıcıoğlu ve değerli kaptanımız Neslihan Demir'le birliktesiniz. Kaptan, reklamlı YouTube'la izledik maçı. Evet, koskoca Sokrates'te Bekir Bey, sayın yönetmenimiz bizi tecite aldı. Neymiş efendim? Galatasaray maçı varmış. Burada Fenerbahçe Eczacıbaşı Türk voleybolunun iki dev ismi yarışıyor. Yani. Neyse, bunları artık sineye çekeceğiz. Sineye çekeceğiz şimdilik. Tabii başka programlarda canlı yayın akışı doğru. da son derece yoğun bugün. Evet. Bir taraftan da o var. Ama sonuçta maç bir önceki maçtan farklı karakterde geçen bir maç oldu ve Fenerbahçe baştan sona kadar çok rahat bir performans ortaya koydu diyebiliriz gerçekten, herhalde. Hani göz açtırmadı diyebiliriz Eczacıbaşı'na Fenerbahçe. Maçın başından itibaren domine etti maçı. Eczacıbaşı da buna karşı bir reaksiyon gösteremedi. Geçen maçta izlediğimizde aslında hani her iki tarafta 3 sayı 5 sayı birbirini domine edip biz 17-17'de buluşup ondan sonra hani savaş orada başlıyordu. Ama bu maç gerçekten direnç gösteremedi Eczacıbaşı. Fenerbahçe zaten çok hazır çıkmıştı. Bir de patron çıldırdı Eda. Eda dedi ki yani bir saniye durun arkadaşlar, mekanın sahibi geldi dedi. Gerçekten öyle ya. İnanılmaz bir performanstı. Yani hani kendi aramızda da konuştuk. Böyle Midas gibi dokunduğu altın, yani dokunduğu her top sayı oldu. Çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum yani. Bu zaten hani milli takımımız için de çok sevindirici. İnanılmaz iyi oynadı. Kimseye bırakmadı yani. Hani elinden ne geliyorsa %150'sini koydu yani. Patron çıldırdı. Bugünün manşeti olsa gerek hakikaten. Evet. Tam anlamıyla özetledin durumu. O zaman hemen onu sorayım. Yani bu maçla ilgili olarak çok da fazla böyle bir rekabet olamadığı için çok öne çıkan bir performans var. Ben şimdi senin yanına çıktığım zaman aslında o son sette artık gerçekten çıldırdı Eda. Evet. Yani böyle plaseler falan, bazı kötü paslara, bilmem oraya gidiyor, buraya gidiyor, arkaya gidiyor, servis atıyor falan, hakikaten çıldırdı. Ama sen zaten o şeyden önce de söyledin ya, Eda bugün çok iyi dedin ve ondan sonra da şovla bitirdi. Ya şöyle bir şey var, hatta yani o son sette biraz karşı koymaya çalıştı Eczacıbaşı Fenerbahçe'ye ama dedim ki belki dedim Eda arkaya giderse ve hani servis turunu hızlı geçerse bir şansı olabilir dedim. Zaten Eda da son sette 3 servis falan, 3 veya 4 servis attı yani. Ya dönemediler o. Dönemediler ve maç öyle bitti. Gerçekten çok nasıl diyeyim, yüreğini koymuş ve baktığımızda Fenerbahçe 3. sette böyle bir hani o ilk iki setin rehavetine bir hafif kapılmış bir Fenerbahçe izliyorduk ama işte hani kaptan ağırlığını koydu ve hani maç sahada kazanılır, son düdük çalmadan maç bitmez dedi ve 20-18'den maçı kazanmayı bildiler. Evet, orada Eczacıbaşı'nın bir direnci geldi. Yani iki sette Fenerbahçe'nin çok büyük üstünlüğü, rahat böyle lay lay lom giden bir iki set ama 3. sette artık son şansa Eczacıbaşı'nın da sırtı biraz duvara dayanmıştı. Eczacıbaşı bir geri dönmeye çalıştı. 20-18'i buldular dediğin gibi, orada da işte kaptan farkı. Aynen, öne geçtiler. Yani geçen maç dediğimiz gibi hani Ferhat Hoca'yı hep eleştiriyorlardı. Dedik, konuştuk. İşte Grey ile başlayacak, Beyza ile başlayacak, tutmayacak. Ben artık hani Ahtapot Paul gibi böyle bir kehanetler yapmak istiyorum maçlardan önce, ya tutarsa diye. Şeyler var, astrologlar falan hani bilmem kim bilmem ne falan. Ahtapot Paul bizim programımızın maskotu oldu bu arada bak. Yani bu Ahtapot Paul'ü ben bulacağım, buraya getireceğim. Bul bir tane. Ya. Bir ahtapot lazım. Olmadı bize. Bir balıkçıdan ahtapot olur. Onu biz şey yapınca yeriz ya. İkimiz de seviyoruz şimdi. Ya, tak tak. Biz konuşurken şöyle bir şey söyledin. Ben dedin. Şimdi tabii geçen maçta oyuncu değişiklikleri çok etkili oldu Ferhat Hoca'nın. Ama yine de ben bir önceki kadroyla çıkardım dedin. Neden? Çünkü şimdi belli ki Fenerbahçe Grey'in pipe ataklarına hazırlanmamıştı. Bu kadar bir pipe atak, çünkü en büyük hani gedik diyebileceğimiz pipe atakları durduramamasıydı ve bu onları psikolojik olarak da çökertti. Ama belli ki yani ona artık önlem alacaklar. Artık hani ben olsaydım yine aynı kadromla başlardım. Oyun tıkandığı zaman, çünkü yani baktığımızda da 3 set boyunca ya 2 tane falan Grey belki pipe'tan. Çünkü hepsinde şak üçlü blok geldi. Topu sektirdiler. İşte Örgen'in de yine çok iyi bir performansı vardı. İnanılmaz her topa atladı. İşte hücumda zaten hiç sıkıntı çekmedi. Eczacıbaşı'nın bloğu o kadar darma duman bir blok ben uzun zamandır görmedim. Timing yok. Köşeler asla orta oyunculara yer veremedi. Bir Hande iyiydi blokta. Evet. Hande'nin hani takipleri fena değildi. Ama yani hiçbir elementte, yani Simge kaç tane manşet hatası yaptı. Hande, bunlar hani Eczacıbaşı manşetine güvendiği oyuncular. Onlar çok hata yaptı. Yani çok hata oldu. Yani daha ilk set 5 tane servis kaçırdı. Yanılmıyorsam Eczacıbaşı. Hani bu seviyede maalesef bu hata kaldırmıyor. Yani Stevanovic'in mesela iyi servisi attığı zamanlar oluyordu. Bugün kimseden neredeyse hiç bir şey alamadı Eczacıbaşı. Yani Eczacıbaşı hakkında konuşacak aslında hani o kadar göze çarpan bir şey yok yani. Yani hiç kimse tabii ki de kaybetmek için sahaya çıkmaz ama daha böyle final serisine yakışır. Benim hep dediğim gibi hani birkaç ralli izlemek istiyordum. Bugün çok böyle yelkenleri hemen suya indirdiler. Hiç direnemediler. Ve bir sonraki maç bakalım, hani eğer yine böyle oynarlarsa final serisi 4 maçta bitecek gibi duruyor. Ama bakalım bundan sonra verecekleri reaksiyon nasıl olacak? Grey'i başlattığı zaman hoca tabii bir de çok önemli bir hedef oluyor. Yani servisi Fenerbahçe kimin üzerine atacağı çok belli ve oyundan düşürüyor bariz. Grey biraz daha böyle artık olay kopmuş, zaten takım oynamıyor. Hani ben gireyim, manşet hatası da yapsam bir şey olmaz'ın güveniyle biraz girdiği zaman sanki o kenardan gelince biraz daha iyi oynuyor ama onu da bilemiyoruz. Çünkü bazen öyle, bazen öyle. Papatya falı gibi bir kadro. Bunun pek bir şey olmuyor yani. Gerçekten papatya falı dediğin gibi. Yani şimdi istatistik de geldi. İstatistikler, kağıt önünde kaplan, ne görüyorsun ilk şimdi olarak? Şimdi bakıyorum. Yani tabii ki de Eczacıbaşı kaç? Manşette 7 korkunç tane hata. Yani %36 excellent, %11 yani oldukça düşük bir yüzde. Hücumda da hakeza Fenerbahçe %51 gibi bir performans gösterirken %42'de kalmış Eczacıbaşı. Yani hani bu istatistik kağıdına hani de geçen baktığımızda hani aslında Fenerbahçe'nin istatistiği iyi duruyor, nasıl oldu bu falan filan diye konuşuyorlar ama burada hani skoru göstermesin, kim kazanmıştır desin, direkt bariz bir şekilde her elementte çok bariz. Fenerbahçe çok üstün. Baktığımızda hani böyle belirleyici negatif manşet sonrası kaptan Eczacıbaşı %35, Fenerbahçe %43. Pozitif manşet sonrası %58, Fenerbahçe %50 Eczacıbaşı. Yani maç başlarken zaten şöyle bir hani kızların suratına da baktığınızda aslında iki tarafta gergin başladı. Çünkü hani 1-1'in bir anlamı yok. Yani 0-0 gibi. Hani bu maç gerçekten çok önemli bir maçtı. Herkesin yüzünden o ciddiyet okunuyordu. Bu gerginliği Eczacıbaşı yönetemedi bence. Fenerbahçe bu tarz maçları bence daha çok oynadığı için mi, daha bu konuda tecrübeli olduğu için mi bilemiyorum. Daha hızlıca reaksiyon gösterdi ve onu üzerinden hani birinci setin sonunda üzerlerinden attılar. Hiç Eczacıbaşı'nın onların üzerlerine gelmesine izin vermediler. Baktığınızda hani o şeylere bakıyordum. Geçen maç pasör 5'te mi -16 ile çıkmıştı Fenerbahçe. Bugün bakıyorsunuz +5 ile çıkmış. Çok ciddi bir fark var. Çok az hata yaptı Fenerbahçe. Tüm oyuncuları çok az hata yaptı. Birinci sette 5, ikinci sette 3, üçüncü sette 4. Yani zaten hani çok Evet. Hiç Eczacıbaşı'na sayı da vermemişler. Hani. Yani Eczacıbaşı'nın olmadığı bir günde Fenerbahçe'nin de ona, evet, onlara bir hediyesi de olmadı çok fazla. Hı. Öyle olunca da kolay biten bir maç. Evet, çok hızlıca bitti, artık ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Hani konuşacak da çok fazla bir şey yok yani. Fenerbahçe takım halinde artı 39 ile çıkmış. Evet. Eczacıbaşı artı 19'la çıkabilmiş. 6 blok Fenerbahçe'den, 7 blok Eczacıbaşı'ndan var. Bana mesela izlerken Fenerbahçe daha fazla blok yaptı gibi gelmişti bana yani. Demek ki hani orayı tam kestirememişim. Çünkü Eczacıbaşı'nın bloğu çok kötü, çok dağınıktı. Sen söyledin zaten bunu. Çok dağınıktı. Yani böyle köşeler uç zaten görüyorsun. Hani düz çıkmıyor. Böyle uçarken görüyorsun. Aradan ben geçerim. Bırakın topu. Hani bloğun arası fazlaca çıktı. O yüzden böyle bir sen 7 blok yapmış gibi gelmedi bana. Evet, doğru, çok haklısın. Çok haklısın. Şimdi Hande 17 topu almış. %29'la hücum yüzdesiyle çıktı Hande. 2 tane bloğu var. Hande belki en fazla bloğa kanalize oldu. Blokta çok belki enerji harcadı ama işte hücum katkısı bu sefer yani Grey'den de artı 2 Grey bu sefer. Yani 5 sayı aldı Grey. Ondan sonra giren Voronkova 5 sayıda. 0'la çıkmış. Yani işte Eczacıbaşı'nda diyorduk ya hani Eczacıbaşı'nın dönüştüğü yer köşelerinden de verim aldığı ve hani iyiye gittiği yer köşelerinden de verim aldığı zamanlar diyorduk ama bu yani bugün hiç köşelerde pek bir varlık gösteremedi. Yani üçü de gösteremedi. Boşkoviç de çok inanılmaz kırılma anlarında, ya zaten kırılma anı olmadı maçta da. Yani direkt kırıktı. Çat diye kırdılar yani. Maç başladı, çat diye kırıldı maç. Hani böyle çok fazla Boşkoviç'in o çapraza vurduğu inanılmaz ataklar. Yani paralele biraz daha iyi vurdu. Daha nasıl diyeyim, kontrollü paralel atakları vardı. Onları beğendim ama yani tabii ki de yetmedi. Bu kadar hata ve bu kadar yalnız kalmayı bu seviyede karşında da hani Fenerbahçe Opet gibi inanılmaz bir takım var. Yani bu sonuç normal. Arina'nın aldığı 8 sayı var. Artı 3 ile çıktı. Şimdi Arina normalde Fenerbahçe'nin bel kemiği olan oyunculardan bir tanesi. Bugün Arina'nın işte servislerinden de Fenerbahçe çok fazla bir şey üretemedi. Ace'i yok Arina'nın mesela. 2 tane servis hatası yaptı. Fazla da kalamadı serviste Arina. Yani 7 tane servis atmış Arina Federovska'ya. Ya bugün işte Eda onu şey yaptı değil mi? Kompanse etti. Eda 4 tane servis. Nasıl servis oldu? Biz böyle izliyoruz. Nasıl servis? Yani Can Flot'un ben böyle bu kadar kurşun gibi gittiğini. İnanılmaz. Çok nadir, inanılmaz iyi serviste de iyi. Yani tüm elementten eline değen her topta çok iyiydi Eda. Çok acayip bir baktığınızda hani Eda'nın böyle bir performansı olmasaydı maç belki de bir yerlere gelebilirdi. Çünkü dediğin gibi Arina'nın hücumda çok büyük bir üstünlüğü yoktu. Ama baktığın zaman Eda o açığı kapattı. Arina'nın da üstün bir performansı olsaydı herhalde 25-10 bitecekti. İşte takım olmak bu zaten. Yani biri o gün çok iyi olmayabilir. Kesin. Ama onun yerini birini doldurup arkasından diğerlerini sürüklemesi çok önemli. Yani bir de işte şimdi Fenerbahçe'nin ruhu Eda, Erdem. Aynen öyle. Burada ilk yani ikinci maç kaybedildikten sonra hakikaten hırs yapmış ve bu maçı vermek istemedi. Yani bu maçı kazanmak istedi ve çekti, aldı maçı. Onun mesela yani 2 numaradan kaçtığı hücumlar, bazen kötü paslar gelmesine rağmen yaptığı hücumlar, plaseleri. Yani işte çok iyi kullandı. Kötü topları da çok iyi kullandı. Hani plase attı, doğru yere plase attı. Hani o kötü topu bile böyle Can Havli'yle değil de gerçekten düşünerek attı. Şimdi bunu belli bir yaşa gelince spikerler diyorlar, tecrübesini kullandı. 20 yaşında olsa mükemmel bir plase o. Bence her yaşta iyi bir şey o. Tecrübeyle falan alakası yok bunu. Siz de uyarıyorum. Ben o tecrübe yaşlı demek ister gibi. Tecrübe lafı çok tehlikeli bir laf. Doğru söylüyorsun. Vardı şimdi mesela, isim vermeyelim. Ama en komik mesela tecrübeli raket Roger Federer. Hı. Şimdi yani bu adamın şeyi bu mu yani? Sadece yani, tecrübeyle gelmiş olabilir yani mi buraya? Evet yani. Şimdi tecrübeli pasör çaprazı Neslihan Demir. Denmiş midir yani? Ya denmiştir tabii ki. De. Sadece tecrübeyle 20 sene antrenmana gidip gelmekle bu o plase alakası yok. O ya şey ben o yüzden demek kızıyorum. Yani tecrübe de diyor. Gerçekten akıl dolu. Aynen. Gerçekten yerden inanılmaz, göğe kadar haklısın. O şey demek. Harika bir plase. Ya İşte yaşı da biraz var ama ha, yani yine yaşına de işte yaşının olgunluğuyla rakip da. Rakip de bıraktı topu. Ayıp olmasın. Bu yaşta da atabiliyor onu. Bence çok yanlış. Bence de yanlış. Yani evet. Kullanılmaması hiç, bence kullanılmaması bence lazım. Ama Eda'ya bir kez daha tebrikler. Evet. Zaten biraz sonra daha fazla da konuşacağız. Ağır bir mağlubiyet oldu Eczacıbaşı. Şimdi seride evet, Fenerbahçe. Beklenmedik. Evet. Bence Eczacıbaşı bu kadar bir karşılık beklemiyordu. Çünkü hani geçtiğimiz maçın 5. setinde de 5. setinde Fenerbahçe yoktu zaten. Hı hı, hı. Yani hı, galiba daha sonradan 5. setin istatistiğine baktım. Yanılıyorsam düzeltirler. Hemen düzeltirler altına yorumlarla. böyle yani böyle 15 evet, sayının evet, 13'ünü evet, veya 14'ünü de Eczacıbaşı almış zaten. Fenerbahçe ne hata yapmış ne de sayı alabilmiş. Hiç yok. Kontak kapat. Yani evet ciddi anlamda kontağı kapatmış bir Fenerbahçe vardı. Böyle bir şeyden aslında tüm maçın genelinde evet iniş çıkış dedik, bireysel performansın, anlık performansların sonucu değiştirdiği bir maçtı dedik ve baktığınızda 5. set gerçekten Fenerbahçe'nin hiç doğru dürüst olmadığı, yani uyuduğu bir setti. Evet. Oradan kalkıp toparlanıp böyle ciddi sert bir reaksiyon göstermek de çok zor. Kesinlikle. Eczacıbaşı da bunu beklemiyordu herhalde. Aynen. Öyle bir hava alındı yani gerçekten. Pek böyle oyuncular da sanki giremediler bir şekilde. Fenerbahçe'den bu kadar bir sert bir yanıt da evet, beklemiyorlardı gibi göründü. Ya sen de öyle diyorsun. Tüm elementlerde Hı-hı, çok değerli topluydu. Yani iyi olmayı geçin çok değerli topluydu. Evet. Yani böyle o şeyin zincirin halkaları Hı-hı, gibi birbirine bağlılardı. O dişlilerin çarkları evet, gibi hepsi evet, belki Fenerbahçe en iyi oyununu oynamadı ama o kadar uyumlu ve düzenli bir şekilde defansan topunu aldı sakin sakin, hani soğukkanlılığını koruyarak Hı-hı, ciddi bir performans ortaya koydu. Geçen maçta Ferhat Hoca'yı takdir etmiştik. Evet. Edilmesi de gerekiyordu. Bugün değişiklikler biraz ya olmadı. Bu sefer de bir böyle deneyelime geldi gibi. Hani yani sonuçta bu sefer oynamıyor. Yani, biraz Eczacıbaşı'nın stratejisi buna mı döndü? Yani hani şu oyuncu başlatıyoruz olmayınca hadi Allah bozalım yeniden yapalım tutarsa. Yani gibi, bilemiyorum tabii onu da oradaki motivasyonun Hı-hı, ne olduğunu bilemiyorum. Hı-hı. Yani dışarıdan belki öyle gözüküyor olabilir ama yani benim şahsi fikrim ben ilk setin sonuna doğru eski ilk altıma bir koyardım. Bakalım onlar ne evet, reaksiyon evet, gösteriyor. Evet. Şimdi ikinci setin ortasında koyduktan sonra onlar da bir hani karşı koyamadılar, evet, adapte olamadılar bence. Yani ben zaten hani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ya zaten set başladığında baktığında o geçen maçı çeviren oyuncuların Hı -hı. durdurulduğunu görüyorsunuz. Hı -hı. Bu sadece Hı -hı. onların kötü oynaması da Hı -hı. değil. Fenerbahçe'nin ciddi bir önlem almasıyla da alakalı Hı -hı. bu. Yani sadece onları suçlayamayız. Çok kötü oynadılar değil. Hayır. Fenerbahçe'de zaten Alexa Gray'in pipe'larına mesela. Ya Fenerbahçe'de önlem aldı Tabii. buna. Ha bunu hemen bir değiştirip çünkü zaten maç için de tekrar değiştirebilirsin. İkinci set başka türlü başlayabilirsin. Yani iki takımı da o iki işte bir iyi oynayan geçen maç kadroyu diğer iyi başlayamayan kadroyu ben hemen birinci setin sonlarına doğru yani 17. sayıdan sonra falan bir sokardım. Bakalım hangi takım daha iyi reaksiyon evet, gösteriyor ona evet, göre. Çünkü Fenerbahçe önlemini almıştı. Bakalım hangisi daha iyi olacak diye deneyebilirdim. Sadece biraz bence geç kaldı bu değişiklik. Evet, maçla ilgili bilmiyorum başka ne söyleyebiliriz. Söylenebilecek her şeyi söylediniz zaten evet, kaptan. Tek taraflı olan bir maç. Son sette Eczacıbaşı'nın biraz direnci vardı. Belki o 20-18'den bir set alabilseler Tabii bu voleybol sonuçta belli olmuyor. Momentum sporu. Olay biraz karmaşıklaşabilirdi ama Fenerbahçe yangını büyümeden kontrol altına aldı. 3-0'la kazandı ve seride 2-1 öne geçti. Şampiyonluğa bir maç kadar yaklaştı. Evet, önemli tabii ki de. Yani her iki takım da şampiyon olmak istiyor. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Ama Fenerbahçe bugün koyduğu karakterle daha çok istediğini belli etti diyelim. O zaman şimdi tabii diğer maçlar da var programımız içerisinde. Fenerbahçe Eczacıbaşı maçı ana maçımızda elbette. Hemen onun sonrasında canlı yayın yapıyoruz ama haber turumuza da yedirerek haftanın ya da bu programımızın en iyi 3 performansını isteyeceğim senden. Algida Nagır'a teşekkür ediyoruz. Algida Nagır'la en iyi 3 tatı kaptanımız seçecek. Kimler? Bu hafta bence Galatasaray Kuzeyboru, yani Kuzeyboru'dan seçmek istiyordum ama İlkim bir rekor kırdı. Evet, evet. O İlkinin de hani bizim programa da geldi. Torpil geçin dedim. Sonuçta senin genç kardeşim. Benim beni hiç kırmaz. Canım benim. Yok yani işin şakası. Gerçekten ciddi bir rekor kırdı. Bir sayı rekoru kırdı. Şimdi İlkin için özel bir bant da, özel bir grafik de hazırlamıştı arkadaşlarımız. Onu da ekrana isteyeceğim. Hakikaten olağanüstü. Yani pırıl pırıl gencecik bir sporcunun sezon içerisindeki yaşadığı problemler takım bu da aslında malum. Yani böyle Galatasaray Kuzeyboru serisi güzel oldu. Galatasaray büyük bir direnç koydu ama böyle başlamadı sezon Galatasaray için. Bu böyle bir ortamda İlkinin sayı rekoru kırması, en skorer smaçör, Türk smaçör sayı rekorunu kırması işte şu anda da ekranda görülüyor. Hakikaten olağanüstü, kendisine tebrikler diyelim. Ve yani sadece hani sayı rekoru değil, İlkin %54 pozitif manşet. Ligimizde en iyi manşet alan köşe oyuncularından bir tanesi. Bravo. Tebrik ediyoruz. Bravo. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İkinci isimde Ebrar'ı seçmek istiyorum. Yine orada da işler karıştı biraz. Evet, orada da işler karıştı ama gerçekten çok ciddi bir performansı var. Çok iyi oynuyor. MVP seçildi galiba o maçın da MVP'si seçildi. İkinci isim olarak Ebrar'ı söylüyorum. Üçüncü ismi de artık hani söylememize Fenerbahçe'den tabii ki de Eda Erdem, yani patron Eda gerçekten çıldırdı istedi ve oldu. Ve hatta ufak bir korku da yaşatmıştı voleybol severleri bir önceki maçta. Onun sonrasında böyle bir maç oynaması, yani fiziksel bir performansı olmasa bile biraz böyle hani oyuncuda ürkeklik olur mu ya, işte Allah korusun hani sakatlık, tedirginlik, hiç öyle bir şey görmedik biz. Yani zaten genelde bazı yani bu tarz sakatlıklar tedirginlikten oluyor. Hani bileğimi koruyayım derken atıyorum quadricepsini yırtıyorsun. Çünkü ona yük vermeyeyim derken başka birini sakatlıyorsun falan. Evet, Allah korusun tabii, hiç dillendirmeyin böyle şeyler olmasın da. Genelde bu tarz sakatlıklardan sonra o tedirginlik hani üzerine tam basamadığın için başka bir yerine yükleniyorsun. Orada başka bir ağrın oluyor. Çok iyi biliyorum. Falan filan böyle uzayıp giden bir şey ama hani tecrübeli orta oyuncu. Şaka yapıyorum yani. Yani Eda korkuttu bizi bir önceki maçta ama çok şükür bence hani bir daha ben o pozisyonu bir daha izledim. Gerçekten bandaj çok önemli. Bandajını çok iyi yapmışlar. Sağlık ekibini de tebrik ediyorum. Bandajı olmasa Allah korusun yine gidebilirdi. O kadar önemli mi kaptan gerçekten? Bandaj bu kadar koruyor mu ya? Ya koruyor tabii ki de, koruyor yani. Zaten galiba bildiğim kadarıyla basketbolcularda antrenmana çıkmak bile yasak bandajsız. Onlar tabii biraz daha itiş kakış sporu olduğu için bizde hani öyle bir mecburiyet yok ama hani bandajın sakat yani bileği çok iyi tutmuş bandaj. Algida Nagır'la kaptanımızın seçtiği en iyi 3 performans böyle. Ebrar'ı bir kez daha kutlayalım. Ebrar'ın performansının detayını verecek olursak şöyle söyleyelim. Tabii Dinamo Moskova mücadelesi. Ben o maçı izlemedim, izleyemedim. Ama sonrasında biraz şarjının karıştığı bir maç. Yani Dinamo Moskovalı oyuncularla Ebrar'ın işte görüntüleri, Dinamo Moskova kulübünün yaptığı bir açıklama var. Biraz tehlikeli bir açıklama. Voleybol severlerin malumudur ama Ebrar 28 sayı 1 blok. ve finale kalmayı başardılar. Şimdi Rusya Ligi'nde final oynayacak Ebrar. Dinamo Moskova gibi çok güçlü bir takımı geçtiler. Algida Nagra çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Yani Ebrar'ın performansı da gerçekten sevindiriyor bizi. Geçen maçta da söylemiştik. Milli takım sezon öncesinde yüz güldüren bir performans, evet, Ebrar'dan. Evet, maşallah diyelim. Ona da inşallah onlar Hı-hı. da. O seride 2-2 mi oldu? Onların... İşte 3-2 geçtiler. Geçtiler Hı-hı. mi? Ben o maçı izlemedim. Geçtiler. Şimdi final oynayacaklar. Dinamo Akbars'la final serisi oynayacaklar. Hayırlısı. İnşallah oradan da bir şampiyon olarak gelsin. Evet. Bakalım. Büyük bir iş başardılar. Gerçekten evet. Çok kolay bir şey değil. Yani karşı takımda da önemli isimler var Dinamo Moskova'da. Rusya Ligi'nde birinci maç 17 Nisan'mış. Uzarsa tabii dördüncü maç, beşinci maç, bizimki gibi 5 maçlık seride oynanıyor. İşte onlar 29 Nisan'a kadar gidiyorlar. İtalya Ligi'nde de finalin adı belli oldu. Imoco ile Scandicci karşı karşıya gelecek. Novara'yı Imoco, şimdi yenilmezlik serisi bitmişti Daniele Santarelli'nin ama intikamı acı oldu. 3-0'lık bir performans ve düzeni tekrar sağladı Imoco. Onlar da Scandicci ile finalde karşı karşıya gelecek final serisinde. Evet, enteresan maçlar. Yani bu final serileri güzel oluyor. İzlemesi keyifli maçlar oluyor. Bakalım Hı-hı. kim şampiyon olacak. Özellikle ben merak ediyorum. Rusya'da Evrar'ı takip edeceğim inşallah. Onlar da... Bence 3 maçta 3-0 atlasınlar, geçsinler. Ebrar'da biraz dinlensin milli takım öncesi. Büyük bir eşiği aştılar. Bir taraftan da tabii 5.lik, 6.lık mücadelesini de konuşalım son olarak istersen. Hı hı. Kaptan, Galatasaray Kuzeyboru serisinin güzel olduğunu, keyif verdiğini zaten söylemiştik. Evet. Bugün serinin 3. maçı oynandı ve Kuzeyboru 3-1 ile Galatasaray'ı geçti ve onlar da Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandılar. Hı hı. Aksaray'da güzel şeyler oluyor. Bugün biraz daha Edina Begiç ağırlıklı oynadı. Yani Tuğba'dan ziyade Edina Begiç'i kullandı Mehmet Bedestenlioğlu Hoca ve Kuzeyboru maçtan 13 blok sayısıyla. Evet. Saravi Light da çok önemli. Saravi Light tabii. Hücum katkısı var. Gayla Gonzalez var, Saravi evet. Light var, Edina var, Tuğba var. Yani bu takım da değerli toplu iyi bir takım. Balkan Kupası'nı kazanırsa Challenge Cup'a Galatasaray'da gidiyor ki ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum Balkan Kupası'nı. Evet. Yani 6 takımla bir Avrupa Kupası'na katılmak bence çok kıymetli voleybol adına. Çünkü birçok sporda 6 takımla katılamıyoruz. Bizim hani ülke tabii, puanımız tabii. yüzünden. Tabii, kesinlikle. O da gurur verici. Ne olursa olsun yani 3 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Diğer 3 takım da başka daha alt kupalarda yarışıyor ve şöyle bir atıyorum hani ne güzel olur. Her şeyde, her kupada bir Türk şampiyonu olsa. Daha önce öyle bir şey olmadı değil mi? Biz yapmadık öyle bir şeyi. Hatırlamıyorum yani ya. Yani 3 kupadan hepsini da. Aldığımız bir sezon olmadı diye hatırlıyorum ben. Olmadı herhalde. Bir sonraki challenge'da bizim için İnşallah. Bu olsun diyelim. Güçlü. Ya zaten Galatasaray'da şimdi bu sezon bir şekilde bitirildi. Seneye bu yaz artık çok önemli bir transformasyon olacağı herkesin malumu. Hı. Bir şekilde bitirdiler bu sezonu. Artık ciddi transferler var. İşte Elin Timerman gibi, Brit Bongers gibi bir pasör geliyor ki voleybol severler sevecek o pasörü. Stuttgart'ın pasörü. Baya iyi bir takım kurma hedefindeler. Evet. Yasemin geliyor. Yani bu sezon Bakalım. Bu şekilde bitti. Evet, bitti. Gelecek sezon için tabii transfer çalışmaları takımların devam edecek. Herkese hayırlı olsun diyelim. Oyuncular biraz dinlenecek artık. Tatile evet. çıkıyorlar. Bundan sonrası yazın tabii ki programlarımızda sizlere aktarmaya çalışacağız transfer sürecini. Hazırsan Bestel'le sorularımıza evet. geçelim. İstatistik kağıdında üstünde durduğunuz WL istatistiğini açıklar mısınız? Artı eksi istatistiği. Win loss. Yani bu şey gibi söyleyebiliriz. Yani sen 10 tane sayı aldın. 11 tane hata yaptın ama. Hı-hı. Bu senin verimliliğini açıklayan bir şey o win loss diyen. 10 sayı yaptın Hı-hı. ama 11 hata yaptın. Eksi 1 ile bitiriyorsun. Yani Hı-hı. aslında hiçbir verimliliğin yok. Hani hatta aldığın sayıdan daha fazla vermişsin. Ama hani 10 sayı yaptın, 1 hata yaptın artı 9. Yani bu verimliliği ölçen bir şey. Bu da çok önemli. Ben sana şey soracağım. Eskiden bu kadar var mıydı? Mesela atıyorum 15 sene önce. Bu kadar detaylı işte Datavoley falan filan yoktu diye ben hatırlıyorum. Var mıydı? Vardı galiba. Şimdi her zaman böyle miydi yoksa bir yanılsama var mıydı? Ben 15 yani sayı tutuluyor. Ben 15 sayıyla çıktım. Hı. Hani hatalarına gene bakılıyor muydu bu kadar? Tabii yani bakılıyordu. Ama Datavoley var mıydı? Ciddi anlamda hatırlamıyorum ya. Yani o kadar eskiyim ki. Yani Datavoley tecrübeli voleybolcu. Oynarken evet tecrübeli voleybolcu. Ama şey morukla da artık hatırlamıyor. Estağfurullah. O kadar tecrübeli televizyoncu. Tecrübeli televizyoncu Neslihan Demir. O kadar eskiye gidemiyorum. Ya ben Vakıfbank'ta oynarken vardı galiba. Datavoley kesin vardı. Ya zaten bu hani bizim gördüğümüz normal bizim hani nasıl diyeyim belli bir bilgiye sahip olanların okuyabileceği bir kağıt. Bunun daha detaylısı var. Daha böyle 5-6 sayfada daha başka başka artık yani incine cincine girmiş yani pas 4'ten ama 1 numaradan gelirken vurduğu bunların bütün verimlilikleri falan filan onlar evet. da var. Onları biraz evet. daha işte antrenörler anlıyor. Yani ona bakınca ben de anlamıyorum. Yani çok detaylı. Çok da ciddi bir şey vakit de harcamak gerekiyor evet. değil mi? O kadar istatistik oku ve analiz evet. et. Yani değil mi? Bir noktadan sonra da fazla istatistik diye bir şey. Mesela artık sporda çok konuşuluyor bu. Ya işte fazla mı acaba bakılıyor? Ben de aslında yani o şeydeyim hani evet tabii ki de hani şimdi istatistik önemli. Bazı şeyleri belirlemesi açısından bazı sporcuların rakip sporcuların alışkanlıklarını belirlemek açısından önemli. Ama şimdi bu istatistikte atıyorum 24-24'te o yok. Yok. Yani 24-24'te kim o cesareti gösterip de o seti kazandırıyor. Değil mi? O yok yani. Belki o ana kadar hiç sayı almadı. Ama 24-24'te 2 tane sayı aldı. Seti kazandım veya maçı kazandım. Bu yok onda. Değil mi? Onu sahada hani, görüyorsun. Evet yani böyle bir belirlemesi açısından iyi ama çok fazlası da çok fazla bilgi de çok kafa karıştırıyor. Hem sporcu için hem belki de antrenörler için yani. Şeyde mesela basketbolda şöyle deniyordu. Artık mesela basketbolda çok karmaşık setler var. İşte evet. şuradan şu oyuncu çıkacak, pikler var, perde var bilmem ne falan filan var. Aklını karıştırmayayım ama bir noktadan sonra oyuncu onu almıyor zaten deniyor. Şimdi evet. burada da var mı böyle bir şey? Hani sen şuradan gelirse mesela işte fileyi 3'e bölüyorsun. Oradan evet. işte şuraya pas atacaksın falan filan. Mesela bunu Giovanni'de konuşmuştuk. Sen şuraya pas at, sen şuraya pas at. Pasörü işte fazla böyle hırpalıyorsun. Hı-hı. Sürekli kontrol etmeye çalışıyorsun. Oyuncu ne kadar geçiyor oyuncuya ve sezon devam ettikçe oyuncunun alma kapasitesi biraz etkileniyor mu? Tabii ki de yani çok hani zorlayıcı oluyor. Birazcık da o anlık şeyler hani oyunu okuyan sporcu zaten hani o sorumluluğu alabiliyor. Bazen çok hani çok belirgin bir sporcunun pas atarken sağ ayağını öne alıyorsa %100 4'e atıyor. Bunu antrenör kafana kazır ve evet öyledir o zaten. Tamam. Ona hiçbir şüphe yoktur. Bu faydalı. Atıyorum. Bu faydalı bir şey ama bazı şeylerde de sporcunun biraz da inisiyatif kullanmasına izin verilmeli. Tabii ki de taktik çerçevesinde. Birincil görevi atıyorum antrenör ona demiştir ki manşet alınır alınmaz 4 numaraya bloğa gideceksin demiştir. Ama şimdi sporcu orada bir şey hissediyor ki pasör 2'ye atacak gibi hissediyor. Ha 4'e atılıp ara boş kalırsa bittin. Yani antrenör seni artık ne yapar bilmiyorum. Ha ama o riski aldın. 2'ye attı gittin blok yaptın senden iyisi ya. Yok. Ama birincil görevini hiç unutmadan bu inisiyatifi alabileceğini düşündüğün zaman daha katkı verebiliyorsun. Orada da zaten takım arkadaşların falan da farklı bir saygı evet. duymaya başlar Aynen. değil mi? Yani oyunu bilen, hisseden evet. oyuncu olarak. Bunlar çok küçük nüanslar ama evet. tabii... çok anlık kararlar aslında. İşte oyuncular da yani buraya tabii sonuçta zembille inmiyorlar. Yani kaç tabii senesini geçiriyor. Biraz da oyunculara güvenmek herhalde gerekiyor. Yani siz bunları ekranda görene kadar en az 10 yıldır yani, oynuyorlardı yani, zaten. Tabii, 10 yıldır emek veriliyordu. Ege Eroğlu, takımlar 4 yabancıyla oynarsa yaptırım nedir? Bu daha önce birkaç kere şeyde geldi bize. Ya işte Eczacıbaşı 4 yabancıyla oynadı. İşte Jack de sahadayken kafalar karışıyor biraz. Evet. Onun Türk statüsünde oynadığını bilmeyen bazı voleybol severler. Eski voleybolcu Muratan Kısal'la evlendi seneler evvel. Bu sene, pardon geçtiğimiz sene galiba Türk statüsünde oynuyor artık. Türk gibi oynuyor. Yaptırımı nedir? Yani böyle genel bir yaptırımı ben mevzuata bakmak lazım tabii ki de. Yalan yanlış bir şey atmayayım da sanki benim hatırladığım hükmen mağlup oluyorsun. Ciddi bir yaptırımı var o yabancı sınırını aşarsan. Çünkü ciddi bir avantaj gibi oluyor. Hatta itiraz eden tarafın maç kağıdını imzalamaması... Orada tekrardan bir ücret ödüyorsun. O tekrar o görüntüler geliyor falan filan. Böyle bayağı uzun bir prosedürü var ama benim bildiğim, atmayayım ama gene emin değilim. Yani şey değilim de hükmen. Ben de hatırlamıyorum vallahi. Ben de hatırlamıyorum. Hiç de görmedim böyle bir şeyi. Okumuştum yani, da unutmuşum. Hangi hoca böyle bir şey yapar yani, değil mi? Yani o zaten hocanın suçu değil. Yanda oturan staff'ın suçu. Hoca orada yabancıya mı baksana? Ama o yani staffı şimdi... uyarmak zorunda. O Azra'nın elinde hoca, tüm sporcu, o hocanın suçu değil. Yani bir oyuncu, bir sporcu, bir antrenör 4 yabancıyla sahadaysa o antrenörün suçu değil. Yandakilerin hemen böyle iş akdine son verilir. Çünkü onlar onu takip etmek zorundalar. Ondan sorumlular diyorsun. Evet. Ha, hiç görmedim böyle bir şeyi de yani, takımlar zaten yeteri kadar profesyonel, hele de yani bizim Sultanlar Ligi'nde böyle bir şey gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Genelde işte pozisyon hatası, diziş hatası olduğu zaman mevzuat şey oluyor. İşte o sayıya bakıyorlar. Kaç tane öyle oynandıysa o sayı siliniyor. Artı bir sayı ekleniyor diğer takıma gibi bir kural uygulanıyor. Ama benim de aklımda yok bu. Bunu daha sonra tekrar konuşuruz. Evet. Son bölümümüz sadece yanlış cevaplar. Bir önceki bölümdeki yanlış cevap değil, doğru cevap Beyza Arıcı'ydı. Kendisine selamlar gönderelim. Ben bunu çok attım gene. Ben diyorum ki bilmiyorsun bari sus. Hakikaten. Yani şimdi ben de edebimle de oturmuyorum. Gerçekten hiç de durmuyorsun. Hiç de durmuyorsun sen yani. Ben de baktım ya bu kim? Ben tanıyamadım yani. Sen ben tanıyamadıysam senin ne haddini diyorsun değil mi? Estağfurullah. Bütün sezonun şeyi olarak yani, hiçbir şey tanıyamamışsın. Bilmiyorsan sus. Haddimi aştım. Ben sustum mesela, bakıyorum öyle Allah Allah bu birine benziyor diyorum. Ama bir öyle bir attım ki yani sadece yanlış cevaplara yaraşır bir cevaptı. Benimki gerçekten yanlış cevaplar her zaman için olmuyor. Bakalım siz tanıyabilecek misiniz efendim? Sadece yanlış cevaplar. Kaptan ağzına sağlık. Teşekkürler. Son derece yine akıcı, neşeli, renkli bir Neslihan Demir performansı ile bu geceyi de kapatıyoruz efendim. Fenerbahçe Eczacıbaşı karşısında seride 2-1 öne geçti. Şampiyonluğa Fenerbahçe'nin bir adım yaklaştığını söyleyelim. Eczacıbaşı seriyi uzatmaya çalışacak çarşamba akşamı. Biz yine burada olacağız. Bize sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ve Selin katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinde bugün yine sona geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.